الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdirdiklerini. Yarın bize hep yerdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Ya Rabbi Kur'an'da ya eyyühellezine amenü ey iman edenler diye hitap ettin. Bizleri bu şerefte daim eyle ya Rabbi. Burada getirilen salavat-ı şeriflerden hasılan sevabı evvelen bizzat, hace-i kainat, peygamberlerin sultanı, başlarımızın tacı, aziz, latif, ruh, tayyibelerine gönderir, kabul buyur ya Rabbi. Saniyen, asuran sevabı bütün peygamberanın, enbiyanın, evliyanın, din, vatan, millet için muharebe meydanlarında şehit düşmüş, bütün şühedanın ve aynı idarında çarpışıp, çeşitli yerlerden yarı saniyen, asuran sevabı, köyümüzden ahireti kul eyle ya Rabbi. Kabirlerini kul nur eyle ya Rabbi. Allahümme mağfir ve da'va ve sahibat ve amay ve akilin ve yaman safiyyi ve cemi'ül ve mu'minat. Allahümme ahsa hayatan da cibatan bis sa'ati ve selameti ve afiyat. Uddin ve bu üçüncü kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu derneğin kurulmasında emeğe geçen, aramızdan hakkın rahmetine kavuşan büyüklerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Bizler gururluyuz, sevinçliyiz. İyi ki böyle bir köyde doğmuşuz, öyle iyi ki bu köyün evlatlarıyız. Bu güzel pazar gününde vaktinizi ayırıp buraya geldiğiniz için hepinize dernek yönetimi adına, köylüleriniz adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, değerli büyüklerim, kıymetli köylülerim, çok değerli misafirler, Sivas'ımızın televizyonu TV 58, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah diyorum, kongremizi başlatıyoruz. Sayın Divan Başkanım, saygıdeğer köy dernek başkanlarım, ayrıyeten Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu'nu temsilen, bizleri onurlandıran, bizleri yalnız bırakmayan Tepeköy Dernek Başkanım Sayın Yüksel Arslan, Ahmet Hacı Dernek Başkanım Adem Bozkurt, Arapça Dernek Başkanım Sayın Hasip Yıldırım, ben bu kardeşlerime kader arkadaşlarım diyorum. Hoş geldiler. Saygıdeğer büyüklerim, değerli köylülerim,
13. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Yaz aylarının başlangıcı, bugün güzel bir hava. Bütün işlerinizi bırakarak burada bizi yalnız bırakmadınız. Gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii gelenler var, gelmeyenler var. Bir şeyler konuşmayalım diyoruz ama vallahi gelmeyenlerle ilgili de birkaç kelime konuşmak istiyorum. Şimdi tabii burada gelemeyen, olamayan, gerçekten fiziki olarak burada olma imkanı olmayan insanlarımız var. Bunlar bir kısmı benim telefonla arıyor, mazeretlerle belirtiyorlar. Şimdi onlara gerçekten de bir şey diyemiyoruz. Mesela birkaç tanesinden örnek vermek istiyorum. Mesela köy muhtarımız Turan gelemedi. Kendisi yol uzak, işleri müsait değil. Onun haricinde Yılmaz Başar abimizin özel bir durumu var, kendisi Kayseri'de. Sonra Hasan Uzun abimiz biliyorsunuz köyde, o da bizim köydeki bütün işlemlerimizi yapıyor, orada bizi temsil ediyor, oraya elimizden sahip çıkıyor. Onların tabii gönderdikleri mesajlar var. Ben bu konuşma metnimin içinde sizlere onları iletmeye çalışacağım. Şimdi onun haricinde bir de tabii sağa sola tatile giden, sağa sola giden abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ya bu köyde toplumun işiyle, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen, yani bunları kendisine dert edinmeyen insanlarla zaten bizim bir işimiz yok. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben yaklaşık 11 yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Şimdi inşallah 12. yıla gideceğiz. Yani sizin takdirlerinizle tekrar seçilir mi seçilmez miyiz bilmiyorum. Belki de başka yönetim çıkacak bilmiyorum. Yani zaten başka yönetim çıkarsa ben zaten şey diyeyim, yani aday değilim, onu da söyleyeyim baştan. Şimdi herkes tabii sağa sola tatile gidiyor. Biz de tatile gidebiliriz ama gidemiyoruz. Görüyorsunuz sorumluluk üstleniyoruz. Ya 3 yılda bir tane genel kurul yapıyoruz. 3 yılda yaptığımız bir genel kurula burada 2 saat, 3 saat gelmeyen insanlara ne söylenebilir? Yani diyorlar ya sözün bittiği nokta. Ama bakın şunu samimiyetimle söylüyorum. Benim görev aldığım sürece derneğe veya dernek yönetimine bir işi düşen veya da derneğin onun için yapması gereken bir iş olup da yapmadığım bir insan varsa gerçekten merak ediyorum, gelsin söylesin. Hatta hassasiyetle şeye dikkat ediyoruz. Mesela işte gelmiyor, ilgilenmiyor, ya bir şey olursa, ya işte bana işte tavır aldılar, işimi yapmadılar, bilmem ne demesinler diye. Gerçekten onlara daha özen gösteriyoruz. Ya göstermemiz de bir şey değiştirmiyor. Dediğim gibi, yani bizimle birlikte olmayan, sevincimizi paylaşmayan, üzüntümüzü paylaşmayan insanlarla çok fazla da çok işimiz yok. Bunu söyledikten sonra ben bazı bilgilerle ilgili size aktarımlar yapmak istiyorum. 1993 yılında derneğimiz kurulmuş. Kurucu başkanımız hemen benim yanımda, hemen sağ tarafımda Fikri Çalışkan. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi de bugün yalnız bırakmadı. Şimdi derneğimizi kuran, bugünlere kadar gelmesinde emeği olan başkanlarımızı ismen ben bir sizlere okumak istiyorum acizane olarak. Şimdi 93 yılındaki kurucu başkanımız Fikri Çalışkan. Ondan sonra Necmettin Menetlioğlu. Sonra tekrar Fikri Çalışkan. Abbas Gül, Mukadder Menetlioğlu. Allah rahmet eylesin, Mukadder abimiz hakka yürüdü. Mukadder Menetlioğlu. Fikret Gül, iki dönem Musa Gül. Daha sonra da 5 dönem Güven Çöker. Buraya gelmişken, yani bugüne kadar 5 dönemdir benimle görev yapan arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu, hatalarımız oldu, kusurlarımız oldu, iyiliğinde, kötülüğünde her zaman yanımızda durdu. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Asil üyeliklere Güven Çöker, İbrahim Çalışkan, Hasan Uzun, Eyüp Turan, Yılmaz Başar. Yedek üyeliklere İlyas Meletlioğlu, Şerif Üzüm, Hayrettin Çöker, Cem Uzun, İrfan Çalışkan. Denetleme kurulu üyeleri, asil üyeler, Şemsettin Meletlioğlu, Ahmet Çalışkan, Ayhan Başer. Yedek üyeliklere Ahmet Başer, Nihat Turan, Şükrü Çalışkan. Listeyi duydunuz. Hepinizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler. Maşallah. Kabul etmeyenler. Oy birliğine kabul edilmiştir. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yeni yönetim kurulumuza da başarılar diliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur diyoruz.
Ne mutlu bizim köylüler, birbirine böyle hep hısı marhaba gibi. Beş köyümüzde zaten namusuzluğundan bir huzursuzluk olmamıştır. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri yetiştiren büyük annelerimizin, babaların ellerine öperim. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Ben dilek temellerde söz alma hakkında şu konuda görüşmek istiyorum. Yönetime sunuyorum, kabul ederse. Yaşlı annelerimizi ve yaşlı erkek abilerimizi, kimisinin evinde erkeği olmayanın, olanın da bir komisyon demeyelim de, üç kişilik bir ekip kurulsun da bunları geçsek de, senede hiç değilse bir dini bayramlarda ziyaret etsek ama derne anlamına gideceğiz, diyeceğiz ki dernek bizi görevlendirdi, gideceğiz, elini öpeceğiz, gerekirse cebimizden bir ufak bir şey hediye götüreceğiz, gönüllerini alacağız, köylü bizi unuttu demesin gibi örnek, ah koyuyoruz, köracı deriz. Onların oğulları beş tanımıyor. Hacı annemizin gidip elini öpeceğiz. Hacı dayımızın. Allah rahmet eylesin Hacı dayımızın. Niye Kıracı dedim? İsmini bilmeyen gençler vardır. Onun çocukları var. Hiç tanımıyoruz. Onun hanımını gidip ziyaret edeceğiz. Necati kardeşimiz öldü. Oğlu hastaymış. Gidip o ablamızı ziyaret edeceğiz. Daha bilmediği yaşlı adamlar var. Yaşlı annelerimiz var. Komisyon gibi üç kişi gidecek, bunları ziyaret edecek. Bunları ziyaret edersek Allah'ın da golüne kuş varır. Köyümüzü de, devnamızı da büyütmüş oluruz. Tekrar beni dinlediğinizden dolayı hepinize Allah'tan razı olsun diyorum. Kısa zamanda hepimizi Rabbimiz Ramazan'a kavuştursun. Gerçek oruç tutanlardan eylesin. Tekrar Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere kardeşler. Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu ve büyüklerim, amcalarım, abilerim, hepiniz hoş geldiniz. Benim genelde hani gençlere hitap edecek bir şey söyleyeceğim, isteğim olacak sizden. Hani görüyoruz bu Karadeniz top sahası var oradaydı. Hani ben orada 2-3 kez karşılaştım. Dernek turnuvaları oluyor. Yani dernek takımları geliyor oraya. İşte bir ara bizim Sivas'ın da bir herhalde köy hakkında değil, turnuvalar yapılıyor. Benim de isteğim hani neden bu kadar genç varken niye hani bir futbol takımı kurmayalım? Bunu ben sizden rica ediyorum. Yaşlılarımızın ziyaret edilmesi veya da işte unutulmuş köylülerimizin ziyaret edilmesi, onların onur edilmesi, onların toplumun içine çekilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak gerektiğini biz görüyoruz. Gerçekten de birçok dernekte bu ve buna benzer çalışmalar yapılıyor. Bugüne kadar gerçekten şeyin yönetim olarak veya da ekip olarak bunu yapamadık. Yani yapmaya çalışırız. Ben şahsım adına şunu söyleyeyim. İnanın köyümüzün en ufağından en büyüğüne kadar herkesi görmek istiyorum. Herkesi ziyaret etmek istiyorum. Herkesin gönlünü almak istiyorum. Onların büyüklerin ellerinden öpmek istiyorum. Gençleri tanımak istiyorum. Ama gerçekten de buna çok imkanımız olmuyor. İşte İstanbul yaşantısını biliyorsunuz. Herkes bir ekmek kavgası peşine düşmüş. Bazı insanlar da benim gibi girdaba düşmüş. Yani işlerimiz, güçlerimiz sıkıntılı. Gerçekten de işin içinden çıkamıyoruz. Kavgalar, gürültüler, iş yoğunluğu. Yani daha doğrusu psikolojimiz buna da çok el vermiyor. Hani bunu yapmayalım demiyorum ama tabii yönetime de biraz yön vermek lazım. Yalnızca yönetimi seçip bıraktığınızda yönetim de çok fazla bir şey yapmıyor. Şimdi tabii ben bu notlarımı aldım, bunu düşüneceğiz. Şükrü abiye teşekkür ederiz. Gerçekten güzel olur. Yani güzel güzel bir konu. Mesela cenazelerimizle ilgilenme konusu, bunu yapamıyoruz. Mesela bunu çok güzel yapan insanlar var, ben bunları görüyorum. Ama biz maalesef bunu kadro yetersizliği nedeniyle yapamıyoruz. Şimdi gençlerimizden Bilge Hanım Menetlioğlu. Ya vallahi ben seni böyle bilmiyordum ama herhalde bu derneğe bir yönetici yetiştireceğiz gibi görünüyor. Kendisine öncelikle medeni cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Gerçekten de babasıyla her zaman geliyor. Hani biz diğer gençlerimizi ne bekliyoruz? Burada işte gençlerimiz var, ufaklarımız var. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biraz sağ tarafta kalmış. Tabii bu arada da sonradan gelen Nuri Beşer kardeşimize de hoş geldin diyoruz. Şimdi aramızda Nasır köyünden bizim de kısmımız olan Ahmet abimiz var.
Allah razı olsun, bizi onur etmiş, buraya gelmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Evet, Ahmet abi arka kısımda oturuyor. Benim yeğenim Ahmet abinin gelini oluyor. Gerçekten onlardan akraba olmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, hep köylerimiz iç içe. Mesela Baharşek köyü var, Tepe köyü var, Nasır var. Sonra işte Bozkır, Kaplan. Yani bu şeylerden, Selim'ler, şeylerden dolayı, bu federasyondan dolayı biz bunlarla çok da bir haşir neşiriz. Onların birçok şeylerine katılmaya çalışıyorum ben. Gerçekten çok değerli insanlar. Bize hep diyorlar ki, siz federasyonda ne yapıyorsunuz, bu federasyon bize ne yapar? Ben de onlara diyorum ki, hiçbir şey yapmaya gerek yok. Karşılıklı oturup birer çay içiyorsak, o bile bize yeter. Yani bir araya geliyorsak, birbirimizi tanıyorsak, tanışıyorsak, kaynaşıyorsak, birbirimizi sevip sayıyorsak, bundan daha önemli bir şey yok zaten. Siz de bu konuda şanslısınız. Niye derseniz, eli kalem tutuyor, ağzı kelam yapıyor, iyi kötü toplumu da biliyor. Şimdi sizi de köyünüz çok böyle bereketli, zenginli ama veren de çok az. Bunlar da idare ediyor. Daha ne yapsın? Bundan daha güzel bir şey var mı? Sen düşün ki bir köy olacak, Türkiye'de en büyük iş adamlar sıfatının içerisinde olacaksın. Ama derneğe gelip gitmeyeceksin. Ama köyün en zengin olacaksın. Ama derneğin içerisinde gelip giden olacaksın. Köye yapan yardımların içerisinde yarışacaksın. Bunlarla işte bunların dengesini kuran Sayın Güven Çöker'e yönetimi. Ben huzurlarınızda kendisine bu güzel hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuz kuruldu. Aynı şekilde federasyonlara Müslüman Abat'a vermiş olduğu özveriyi Sayın Hasip Yıldırım kardeşimle birlikte aldılar ellerine defteri, kalemi, yazdılar, çizdiler. Bugün Kızılırmak Dernekler Federasyonu'nda Sivas'ın, Zara'nın, ilçesinin 5 federasyonda en aktif federasyonlar içerisinde. Demek ki bu yalnızca başkanlığı olmuyor. Yönetimlerle birlikte olmuş oluyor. Ben oradaki şu an federasyon başkanımız da Allah'ın mekanında Kabe'de, Hac'da, Ümre'de, buradan da kendisine selam gönderiyorum. İnşallah onun orada yapmış olduğu dualar bizlere de gelir. Memleketimize de huzur içerisinde olmuş olur. Sizler ne kadar verimli bir insanlarmışsınız ki 22 yıl Sivaslara Haber Dergisi'ne destek vermişsiniz. 13 yıldır da Kanal 58'i desteklemişsiniz. Önce kendinizi bir alkışlayın, ben de sizi bir alkışlayayım. Bizleri tekrar seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerin bize olan desteğe kadar inşallah biz de görevlerimizi yapmaya çalışacağız. Hatalarımız olursa peşinizde hepinizden özür diliyorum. Daha önceden konuştuğum gibi 2018 özellikle hayatlarıyla ilgili her durumu uygun olanlar burada mahpusunu kesip aidatını ödemelerini istirham ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Burada...